Arabanıza bindiğinizde bir gün otobandan çıkın, bir nahiyeye gidin, oradan da çıkın, kendinizi köy yollarına vurun. Sağda solda toprağımızın ne kadar bereketli olduğunu göreceksiniz sevgili seyircilerimiz. Bu derler yani fasulye sırığı gibi adam, fasulye sırığı gibi çocuk, kadın. Bunlar ama fasulye direğine benzemiyor da fasulye zamanı da değil. Ne acaba bu? Var mı kimse acaba? Vallahi var. Bir hanımla bir bey çalışıyorlar. Bakalım bu ne tarlasıymış. Fasulyeye benzettim ama şeyi de yok. Tanesi de fikir vermiyor da bu direkler neyin nesi? Vallahi yeni sulanmış. Belli ki suyu seviyor. Böyle sık aralıklarla ekilmiş. Da ne? Hani buğday gördük. Fasulye can. Fasulye olmasa. Hu! Kolay gelsin. Hoş bulduk. Misafir kabul ediyor musunuz? Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Nedir bu? Ne tarlası bu? Burası şerbetçi otu tarlası. Şerbetçi otu? Evet. Nasıl bir ot bu? Bu sarılgan, çok yıllık bir ot. Ne işe yarar? Yani bir işe yarıyordur da yani. Tabii bu ekmek mayasında kullanıldığını biliyoruz. Şimdi ayıptır sorması. Ben dikkatimi şey çekti bu. Sırıklar çekti. Hatta burayı fasulye tarlası zannettim. Fasulye sırıkları vardır ya. Evet. Bunlar ne sırrı efendim? Bunlar işte bu şerbet çotuna kullandığımız telefon direğinin eş değerinde direk. Niye böyle direkler dikiyorsunuz? Şimdi bunun verimi daha yükseltmek için. Bu bitki havadan suyu değil yerden suyu seviyor. Havayla suyu rahat alabilmesi için daha yükseltiyoruz bunu. Mesela bu direğin iki katı olsa daha gidecek mi bu ot? Ona da ip atamayız o zaman. Gitmez de. Şimdi normal 6 metre çıkıyor bu. Bu koltuk, bu yaprak diplerinden böyle koltuklar açılıyor. Bunlar sonradan böyle çilek büyüklüğünde, çam kozası gibi böyle yaprak yaprak bir bitki oluyor bu. Yani bu elimde tutmuş olduğum şeyi satmıyorsunuz siz? Yok, yok. Bu... Şimdi bundan bir ay sonra bitki yapmaya başlar. Bir ay içerisinde olgunlaşır. Olgunlaştığı zaman onu topluyoruz. Fabrikaya götürüyoruz, teslim ediyoruz. Onlar kurutuyor bunu. Ambalajlıyorlar. Bir daha işte kullanılmak üzere fabrikalara sevk ediyorlar. Bu toplaması nasıl oluyor? Bunun üstüne mi çıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yok, bunu çekiyoruz böyle. İp oradan kopuyor. Olduğu gibi bitki aşağı geliyor. Elle topluyoruz veyahut bunu kesip traktörlere yükleyerek fabrikaya götürüyoruz. Fabrika bunu makinalarla ayırıyor. Bunun bir şeyi oluyor, bir bitkisi oluyor yani. Bir tabii, meyvesi oluyor. Tabii, meyvesi oluyor. Kolay gelsin ablacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an yaptığınız işlem nedir? Vallahi şu an işte yapraklarını yoluyoruz, dibinde fazlalıkları yoluyoruz. Bu ne yapıyor? Suyu mu fazla emiyor yoksa? Yukarı mı gitmiyor? Tabii ki. Beslenemiyor, yolmazsan beslenmiyor. Kökü daha az olursa daha iyi besleniyor. Daha... Bu boşa mı çıkmış? Boşa çıktı, onları kopartacağım şimdi. Sen ne kopartacaksın abla? Buyur. Buyur. Kökünden tamam. Kopartacaksın ama bak. Tamam, kökünden kopartacağım, kızma sen de. Bu biraz dikenli gibi böyle. Çiziyor hep kollarımızı, bak mahvoluyor. Eldiven giyiyoruz elimize. Kaşındırır mı sonra bu? Su deyince yakıyor, yanıyor. Siz zannediyorsunuz ki her taraf malzeme kaynıyor. Hatta diyorsunuz ya neler buluyor çocuk. Öyle değil. Farz misal ben sabah 8'de geldim buraya. Saat 7'ye çeyrek var. Akşamın 7'ye çeyrek kalası. Ya kaç saattir bekliyorum burada? 10 saati geçiyor herhalde. O 10 saate geliyor. Yaklaşık 10 saattir malzeme bekliyorum. Bekliyorum ki şuradan bir malzeme geçse diye. Öyle hemen bulunmuyor malzeme. Bekliyoruz, emek harcıyoruz. Sola bakacağınız bir tane eşekli abla gelecek ki malzeme olsun. 10 saat sonunda işte ahan da. Aha. Abla kolay gelsin. Sizden bahsediyorum. 10 saattir burada sizi bekliyorum ben. Gel buraya. Gel. Bozamazsın işimi. Gel. 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 Dur. Yok. Dur bakalım. Dur tamam.
Biz dostuz. Biz dostuz. Yabancı değiliz. Nereye gidiyorsun anneciğim? Dereköy'e gidiyorum yavrum. Ne yapacaksın Dereköy'de? Köyümüz orası. Şerbet yotuğun diplen temizledim. Ha, tarlaya gittim. Ha, tarladan geliyorum. Tarladan geliyorum. Oradan işte millet akşam oldu. Traktörlerle muraktörlerle gidiyor oralara. Ama bizde yok işte. Adam geç bakalım Emboğlu. Bizim oğlan. Bak konforu gördün mü? Gördün mü konforu? Kapalı kabin traktör. Tabii. O da tarladan geliyor, sen de tarladan geliyorsun. İşte bizim direktör de bu yavrum he. Bunun ama freni tutmuyor. Köye kadar götürür müsün beni? Tabii. İyi hadi. Gene şanslıyım. 10 saattir bekliyorum annem. 10 saat oldu, 10. Hadi şimdi yürü bakalım. Şimdi yürü. Kazanacaksın mı bir şeyler bu sene tarladan inşallah? İnşallah olursa kazanacağız. İşte biraz fasulye ektik. Şerbetçi otuva işte. Haraka ektik. Biraz çilek diktik. İyi. Oradan işte onlarla uğraşıyoruz. Hayırlısı bakalım annem ya. Köye yarım saat mi kaldı? Vallahi ne bileyim ne zaman varabilirim işte. Eşek görürsek. Havakar varsak bari. Varız varız. Hadi. Yürü sen hadi, de hadi. Yerdeyken bize hiç suratımıza bakmıyordun. Yine ben dört ayak üstüne. Sen işine bak annem. Yine dört ayak üstüne düştüm ben. Bekledim ama. Devam. Devam. Sen bak ben kendi kendime konuşurum. Kardeş, nereye gidiyorsun? Pazar yerine gidiyorum. Pazar yeri, beni de alır mısın? Buyurun, geçin sizden. Valla, geç sen ben seni dinlendireyim ya. Kardeşime bak benim ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.